Cengiz Han'dan itibaren Moğol devlet felsefesine baktığınız zaman tamamen ele geçirmek, bazı noktalarda yok etmek, savaşlarla yok etmek, bazı noktalarda ise tamamen kendi bünyesinde eritip kendi idarecileriyle hükmetmek gibi bir anlayış var. Türkler bazen de oranın idaresi değil, eğer bir zafiyet, karışıklık varsa hanedan mensuplarından, hanedan ailesinden birisinin idaresine vererek idare ediyor. Ve ikinci bir nokta, çok geniş coğrafyalarda, sadece Türkistan bölgesi değil, aynı anda farklı coğrafyalarda cereyan eden Türk tarihinin, devletlerin fetih stratejilerine baktığınız zaman hiçbir Türk devletinde devlet politikası olarak ele geçirilen yerleri yok etmek, yakmak, yıkmak diye bir anlayış olmamış. Ama Moğollarda var. Ama Moğollarda var. Yani Cengiz Han'ın Harizmşahlar ile olan mücadelelerinde Mavera-Nehir bölgesinde, Çin'de olan hadiselerde baktığınız zaman özellikle ilim ve medeniyet merkezi olan Buhara, Taşkent, Belh gibi ülkelerde taş taş üstünde kalmamıştır. Semerkant ve Buhara'da öyle büyük katliam yapılmış ve o zamana kadar şehrin güzelliğiyle meşhur olan, romanlara konu almış Buhara, Semerkant'tan eser kalmamış. Yenişehir yakınlarına kurulmak mecburiyetinde kalmıştır. Sokaklarda insan cesetlerinden geçilmez olmuştur. Ve herhalde eğer Cengiz Han'ın zulmü, yağması, katliamı olmasaydı İslam coğrafyası ve İslam coğrafyası içerisinde hem insan nüfusu hem ilmi seviye çok daha farklı olurdu. Sıfırlamış her şey, ilim adamı kalmamış. İşe bir bölgeyi eline geçirdiği zaman işe yarayacakları sanatkar, usta, şubu her neyse o unsurları almış, merkeze göndermiş ve onun haricinde her şeyi yakmış çıkmıştır. Ve bu sadece bir hadise değil. Öyle derler. Cengiz Han olmasaydı eğer derler, bugün dünya nüfusu çok daha fazla olabilir derler. Yani 100 milyon kilometre karelik bir alana hükmetmiş. Dünyanın 1/3'üne denk geliyor derler. İşte Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin 5 katı. Hakim mi hakikaten? Cengiz Han varken hakim. Hakim değil mi? Hakim. Yani Cengiz Han şey gibi değil mi? İskender gibi bir maceracı değil mi? Baktığınız zaman İskender de baktığınız zaman müthiş bir sefer yapıyor. Yani dünyanın bir ucundan başlıyor. Makedonya'dan başlıyor. Ama öyle muhteşem bir orduyla gitmiyor İskender. Yok canım, çapulcu sürüsü bir yerde. Maceracı yani aradan şeyler. İşte Büyük İskender, Büyük İskender baktığınız zaman ne bir devlet var ortada, ne bir şey var. O da işte gidiyor. Gidiyor. Bir nevi turistik seyahat, yaka yaka bir turistik seyahat yapıyor. Cengiz Han öyle değil ama. Cengiz Han öyle değil. Yani düzenli ordularla gidiyor ve sefere çıkmadan önce hedef seçtiği coğrafyada ordunun geçebileceği teknik olarak bütün ektiriyor, donanımları biçiriyor. Tabii bütün donanımları hazırlıyor. Harizmşahlar üzerine sefere giderken daha önce çok büyük bir bugünkü tabirle teknik ekip gönderiyor. Köprüler yapılıyor, ordunun geçebileceği yollar hazırlanıyor. Hangi bölgeden ordunun hangi ihtiyacını karşılayacak bunları belli ediyor. Ve tabii Uygurların da bunda çok büyük bir rolü olmuştur. Çok ciddi ve sağlam bir devlet bürokrasisi oluşturuyor. Yazışmalarıyla, şunlarla, bunlarla. Tabii bunlar da o topluluğun o zamana kadar devlet kuramamış topluluğun, ciddi bir devlet kuramamış topluluğun Türklerle birlikte yaşamaları çok ciddi bir Türk devlet geleneğinin tesiri altında olduğunu da gösteriyor zaten anlayış olarak. Ama dediğim gibi mesela Cengiz Han'ı hiçbir Türk hükümdarı ile mukayese etmemek lazım. Hiçbir coğrafyada böyle bir şey olmamıştır. Hep şunu düşünmüşümdür. Eğer Cengiz Han'ın yaptığını Atilla Avrupa coğrafyasında yapsaydı bugün etnik, kültürel her açıdan çok farklı bir Avrupa çıkardı ortaya. Evet. Bu arada izleyiciden gelen mesajlar yine bizi sinirlendirmeye yönelik. Rica ediyorum, elinize hakim olunuz. Sonra
sonra bize kızıyorlar. Hocam mezarı çıkmadı hala değil mi? Cengiz Han'ın. Cengiz Han'ın çıkmadı. Bulamadılar. Çünkü 5 senede bir mezar bulundu derler. Bulunur diye söylenir. Şey çıkmaz. İyi saklamış. Mümkün değil gibi gözüküyor zaten. Çok iyi saklamış değil. Çok iyi saklamış. Niye saklamışlar beni? Şimdi Bozkurt geleneğinde şey var. Bütün hemen hemen zenginlikleriyle gömülme şey var. Yağmalara karşı diye tahmin ediyorum. Atilla'da da aynı hadise. Mumyalanmış mıdır peki? Onu bilmiyorum. Var mı mumya Orta Asya'da? Yani bazı mumyalama şeyi var. Geleneği var. Abdülkadir İnan bahsediyor bundan. Ama ne derece yaygın? Cengiz Han'ın da böyle bir şey olmuş mu bilmiyorum onu. Moğollarda var mı onu? Evet. Ve şeye çok inanmış. Ölümsüzlük iksirini bulacağına çok inanmış. Bunun için uğraşmış hep. Dünyanın her yerinden işte bu işle uğraşan alimler diyelim artık. Onlar gelmiş ve halk artık Cengiz Han'ın ölmeyeceğini, ölümsüzlüğü yakaladığına inandığı sırada da ölmüş. O kaç yaşındaymış acaba? Çok tam yaşını bilmiyorum ama çok yaşlı değil. Bir, ya 100 milyon kilometre karelik bir alan. Yani bunu bir ucundan bir ucuna gitmek o dönemde düşün at sırtında. 1100, bir de yönetimi düşün haberleşmeyi. Doğru, haberleşmeyi. 1167'de o sıralarda veya biraz önce doğuyor. 1227'de ölüyor. 60'larında yani. 60'larında.